Ne oldu, iş mi var yine? Al. Sevim ya. Efendim? Dolap var ya, benim olduğu gibi duruyor. Hadi be, sen bırakmazsın. Nasıl ben bırakmam? Öyle bırakmazsın sen. Niye? Ben öyle biliyorum Semiha'yı. Aç bak. Aa, ben bakkala gidiyorum. Sen aç bak. Öyle mi yapayım? Aç bak. Yani Milletin birlikte hafızası. bakalım. Şşt. Milletin hafızasında öyle kalmıştır. He. Birlikte mi bakalım? Tabii birlikte bakalım. Aç da bakalım hadi. Dur. Aa, düzeltmişim bir Ya de. beni kandırıyorsun değil mi? Düzeltmişsin. Sadece seni mi kandırıyorum? Bırakır mısın öyle? Düzeltmişsin işte, ne güzel Asla. olmuş. Asla bırakmam. Şöyle şurayı da kaldırsana, askıdakileri. Aslında onları da alacağım oradan ya. Dar da giremiyorum yavrum. Katlamışsın ya, güzel, çok güzel Kapıyı katlamış. kapat. Böyle Bu mi tarafa yapayım? gel. Ha. Bak, olan kıyafetim de valla onlara. Bayağı var ama daha da ütülüjen var herhalde. Yani dışarılık şunlar. Ha. Sokaklık. Evlik. Kapıyı kapat, oraya gir. Böyle mi gireyim? Ha, gir. Şöyle kaç ya Allah'ım, kameranın önüne gelmeye ne kadar meraklı. Kaldır tek tek. Bakalım kaç tane kazan var. 5, 6, 7. 7, 8, 9, Aa, işte onlar 10. çoğu Menderes döneminden inan ki. Olsun, Menderes'in dönemi daha güzel. İşte bu Güzel güzel, kadar. güle güle giy. Güzel katlamışsın, ayarlamışsın. İyi olmuş, iyi Evet. olmuş. Ta o gün akşam Bura yaptım. mıydı orası? Evet bebeğim. Orası burası. O enkaz burasıydı. Aman iyi. Ya Kapatıyorum. işte emek var ya, video Tabii çekeceğim canım. diye neler yapıyoruz. O katları bozuyorum. Herhalde. Ya Kapatıyorum. herkes konuşuyor. Kapatayım mı? Dur az bir saniye bebeğim. Hı. Şimdi ütü yapacağım ben. Hı. Geliyorum. Hop. Selam, merhabalar değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim. Değerli mi, kıymetli mi, altın mı, gümüş mü desem, takipçilerim. Çok teşekkür ederim. Ev o kadar küçük ki, düşünün, ütü masasını koymaya yer yok, inanın ki. Aynen. Gömlek falan ütülersem, tabii ki oturduğum yere gidiyorum. Arasında en azından meydanda biraz boş yer var. Aynen. ama tişört falan ütülersem böyle burada ütülüyorum. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ay, ama hani çok öyle her gün aman aman ütü yapmıyorum açıkçası. Böyle sokakta giyeceklerimi falan ütülüyorum. Kışın bu işler daha iyi oluyor tabii. Triko giyiyoruz genellikle. Onların da bazen ütülenmesi gerekiyor. Yani böyle. Ütüm de Menderes döneminden. az ütü yapmadım yıllarca. Bu siyahların üstüne de tabii ki bir şey örtmek lazım. Gerçekten iz yapıyor. Ben ütümün ayarını biraz kıstım. Çok yüksek değil o yüzden. O zaman ütüye gerek yok. Buhar var zaten. Aynen. Çiğ Aynen. örtmeyi. hep yazdınız siz. İşte Sevim'le nasıl tanıştınız? Onu anlatın diye. Nasıl tanıştık Sevim? Boğazımda gıcık var benim bu Nasıl aralar. Çok özür tanıştık? diliyorum. Benim oğlum nişanlıydı. Şöyle söyleyeyim. Benim Eltim'le Sevim'in gelini kardeşler. Bir Ramazan ayıydı değil mi? Ramazan'da Ha. oruçluyduk. Oruçluyduk. Sevim bize iftara gelmişti Eltimgil'e. Benim de o ara keçilerim vardı. Ben o lahananın olduğu yerde keçi besliyordum. Çok da güzellerdi Dört beş gerçekten. tane vardı. 9 taneydi. Ha. Tabii. Yavruladılar çünkü. keçilerim vardı işte. Bahçede tabii yiyoruz, sıcaktı o zaman değil mi? Sıcaktı, sıcaktı. Hmm. Bahçeye kuruldu sofra. Aynen. Ben de Bak hep. seni izliyorum. Sen bir hoş geldin dedin. Sen keçilerin peşinde dolaşıyorsun. Evet.
Buna hoş geldin dedim, ama bu sarı saçlı fönmön çektirmiş bakımlı, dedim ki bu dedim herhalde dedim yani iyi. Açıkçası zengin bu dedim. Ondan sonra işte ben de beyaz pantolon giydim. Sevim'in tuhafına gitmiş. Tabii yabancıyız yani. Diyormuş ki Allah Allah keçi besliyor beyaz pantolonla alaka falan demiş. Aynen, Söylesene. aynen, aynen dediğin gibi. He. Allah Allah dedim, bu kişileri götürüyor dedim. Beyaz kot giymiş dedim. Allah Allah dedim. Neyin nesi Çünkü soramıyorum da. beyaz pantolonu ben gerçekten çok severim. Soramadım da kimseye. Kimse yok çünkü samimi olduğum. Evet, yabancıyız hepimiz Ne, hepimiz birbirimize. birbirimize biz yani Eltim de o zaman yeni evliydi, değil mi? Yani o hemen da hemen. yeni evliydi. Evet. Ben de Eltin'i ilk evine kapısına geldim işte. Ha, evet. Damat Anlat. annesiyim. Evet. Şimdi işte neyse konuştuk, kaynaştık. Gerçekten elektrik aldık birbirimizden. Bu süt istedi benden. Keçi sütü de satıyor ama bayağı sattım, kilosu 10 liradan. Ay, keçiler peşimde süt satmaya gidiyordum. O zaman sosyal medyada yoktum tabii ki. Bu süt istedi. Kaç kilo alıyorsun dedim. Ben de seviniyorum. Süt satacağım. Param olacak Fiyatını dedi. öğreneyim dedim. Ama üstümde para yok. Üstümde Neyin? de düğün yapacağız. Zaten para yok. Temizliğe gidiyorum. Biriktiriyoruz. Yani şimdi ben bunu zengin zannediyorum ve sevindim. 2 kilo mu istediydin sütü? İki kilo ha dedim, 20 kağıt geliyor. 2 kilo alırım diye düşündüm. Şimdi tamam dedim, var dedim, taze sağıp satıyorum tabii. Ondan sonra giderken hiç oralı olmadı, almadan gitti yani. Meğer benim gibi parası yokmuş ki. Şimdi konuşup konuşup gülüyoruz tabii ki. Tanışmamız ilk öyle Evet. oldu. Bu giderken dedi ki işte bu gelinini çok sevdim dedi, çok beğendim dedi. Sonra daha görüşmedik, Görüşmedik. düğünde görüştük. Düğünde görüştük. Düğüne geldin. Evet, düğünde gördük, bu gazık gibi dolaşıyordu ortalarda. Hoş geldin diyordum geline gidene. Kaynanayım ya. Panik, bu çok paniklidir böyle. Ondan sonra işte ev arıyorlarmış bunlar. Düğünden önce tabii biz de He. atlıyoruz ya. Ya düğünden önce onlar ev He. arıyordu. Yani oğlumla gelin. He. Bana sormadılar nereden tutalım diye. Onların kararı. He. Ben de dedim şu ileride dedim ev var dedim, işte şimdiki oturdukları eve. Gelip bakmışlar, tutmuşlar, iyi ki de tutmuşlar. Ondan sonra işte öyle. Sonra şimdi geliyoruz, gidiyoruz yavaş yavaş. Ben bir gece Facebook'ta canlı yayın yapmışım. Orada karpuz yemişim. Ay, o karpuzu hiç unutmam. Şimdi karpuz yemişim. Bunun o kadar canı çekmiş ki gece 12 falan mı saat ben canlı yayın Aynen, yaparken. aynen. Çok canı çekmiş, yazmış. Ben de buna hani gel buyur dememişim. Sonra söyledi bana işte zaman geçince. Dedim niye gelmedin canın çektiyse, ben zaten bahçedeydim, oturuyorum falan. Dedi ki hani şimdi tanımıyorum seni dedi, huyunu suyunu bilmiyorum. Yani nasıl Nasıl geleyim? geleyim dedi. Ondan sonra Baya 11. Sonra işte böyle gide canciğer, gele git gel git gel, canciğer arkadaş olduk. Yani tanışma mazimiz böyle. Ay, memnun musun arkadaşım benden? çok. Aa, memnun değilsen İlk gideyim. etaplar gelinle geliyorduk. Ha. Gelin aşağıya, kız kardeşine, ben yukarıya. Güzel oluyordu. Aynen. Aşağıdakiler Aynen. yukarıdakiler. Sonra bununla seyahatlere gitmeye başladık. Oraya buraya gitmeye Kafamız başladık. tutuyor baktık. Kafalar uyuştu. O gündür bugündür işte çok şükür. Ayrılmayız. İnşallah Allah ayırmasın. Amin. İnşallah. Aramıza kötü insanlar girmesin. Ya sen kendini bildikten sonra, Yani yaptığından yani. emin olduktan sonra kimse giremez ki. Aynen. Aynen öyle. Ondan sonra. Güzel günlerimizdi ya. Güzeldi tabii. Para yok cepte, ne gezerdik. Ama olsun, geziyorduk yine de ama. Geziyorduk ya. Ama şimdi ben bele çok dikkat etmiyorum. Çünkü bel giyince zaten o otomatikmen ütüleniyor. Hani şimdi Herhalde, 2-3 beden de herhalde. küçük giydiğimiz için gerile 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 gerile. Bel kısmına gerek yok.
Ütülendi işte. Yaparsın sen, güzel yaparsın. Evet. İşte böyle arkadaşlar valla. Bizim tanışmamız. Ay ay. Bazıları da kavga ile barışıyor ya, şey yok, dost yok. Oluyor ya, hani öyle diyorlar. Ben huzursuzluğu hiç sevmem. Dostlukları bazılarının çok hani kavga ile aramam. Bir tane olsun. Heh, aynen. Birbirini aynen. Tamamlayan olsun. Önemli aynen. Olan o. Benim için de yani. Çünkü insan gerek duymuyor ya, bir tane oldu mu? Yok ya, bir tane olsun. Adam gibi olsun işte bu. 3-5 tane zaten iyi değil. Neresi çokluk orası. Aynen. Bip. Aynen. Bu arada hep söylüyorum, parfümü çok seviyorum. Parfüm delisiyim. Ama güzeli olacak böyle, iyisi. Allı pullu boncuklu şeylere bayılırım. Resmen biterim. Bunlar benim için çok değerli ve kaç senedir giyiyorum. Eskiyene kadar da giyeceğim. Hiç öyle şey huylarım yoktur. Hani ya ben bunu çok giydim, bunu çok gördüler, üstümde artık görmesinler. Hiç öyle takıntılarım yok. Lükslükle alakası yok canım. Ben bunu sevdiysem eskiyene kadar gerçekten giyerim. Yani. Herhalde bu beni eskitir gibime geliyor. Bence de. Bayağı sağlam. Çünkü sağlam. Gerçekten sağlam. Çok güzel, çok hoş. Kaliteli de ondan. Söyleme yine markasını. Kaliteli. Ha, aynen. O çok önemli. Ben oldu bitti gerçekten böyle marka. Ne bileyim. İyisini alıp yemeyi severim. İyisini alıp giymeyi severim. Alabilirsem ama. Alamazsam dururum. Hep bunu giyerim. Bir tane giyerim. Yıkarım, koyarım yerine. Giderken yine onu giyerim. Gelirim, yıkarım, koyarım yerine yine onu giyerim. Böyle hani kim demiş ya? Benim ucuz mala verecek kadar param yok diye. Yahudi demiş bunu. Ha. Zengin değilim, demiş. Ha, ucuz mala para verecek kadar zengin değilim. Çünkü niye alıyoruz? Ya pörsüyor ya bir daha alıyorsun. Ağrıyor. Bir daha alıyorsun. Gidiyorsun bir daha alıyorsun. Bir tane al. Adam gibi al. Benim bakış açım yani, oldu bitti. Aha, Sevim de tanır aynen, beni. Aynen aynen. Böyleyim ya, böyle bakıyorum ben, ne bileyim ben. Güzel düşünüyorsun. Evet. Mesela çoktandır da gerçekten kıyafet falan hiç almadım kendime. Öyle çok da kıyafete para vermem. Ama güzel giyinmeyi de çok severim. Tabii biraz işte ya, yapabildiğimiz kadar, olabildiğince işte böyle. Görünüyor mu bilmiyorum. Ama görünür herhalde. Çok güzel o ama. Çok boncuklu. Koyu mavi boncukları var, açık mavi boncukları var, siyah pulları var. Çok güzel, harika bir şey yapmışlar. Ben de sana yardımcı ver bu tarafa. Bu boncuklu bölümüne koyacaksın zaten. İkisi de boncuklu. Bu da bakın pullu. Çok seviyorum ya ben pullu şeyleri. Bu da çok güzelmiş. Aynen. Bunu bir izleyicim getirmişti. Melahat getirmişti bunu. Öyle mi? Evet. Çünkü söylüyorum ya hani şöyle seviyorum, böyle seviyorum diye. İnsanlar da ona göre alıyorlar. Allah razı olsunlar. Almasalar da olur tabii ki. Düşünmeleri bile yeter. Gelmeleri yeter. Allah razı olsun. Aynen. Beni sevip geliyorlar ya, o yeter bana. Şeyi öğrenebildin mi? Ne? Bize başörtü göndereni. Hayır, öğrenemedim maalesef. Ay, bir teşekkür insan etmek istiyor ya. Evet, teşekkür etmek istiyoruz. Nevresim gelmişti Çiğdem'e. Kayınvalideme de koymuş başörtü. Sevim'e bana da koymuş. Koymuş. Allah razı bana olsun ya. Bana da koymuş ya. Ama bir teşekkür edemedik. Kim olduğunu bilemedik. Üstünde yazmıyor bir şey. Çok özür dileyerekten. Göstersene tülbenti. İnşallah izler de hani. Benimki evde. Benimkini göster bebeğim. Nerede seninki? Şeyde, Ramazan amcalarda. Burada ya. Hangisiydi seninki? Şu. Dur. Bir saniye. Şu. Şuradan bakayım. Net alsın. Heh. Bu arkadaşlar kim yolladıysa lütfen WhatsApp'tan bana ulaşsın. Bir teşekkür etmek istiyorum. Yani çok güzel. Aynen, aynen. Gerçekten harika yani. Buradan 3 gün oldu geleli değil mi? 3 gün evet, evet. Oldu geleli. Bir Allah
Allah razı olsun ya. Aynen öyle. Maalesef asılacak yerim yok arkadaşlar. Bunları assam olsun, iyi de katlı mi? Olsun. Asacak. Nereye asacaksın daha? Aynen. Yer yok yani maalesef. Ah. Oy. Böyle işte. Ne yapak? Bu triko gibi ya, zarar görebilir. Ha, evet. Ezmesin. Hı hı. Ağzı bunun da benim gibi oldu aynı. Eğildi. Ama o da güzelmiş. Çok güzel. Trikosu aynen güzelmiş bak. Ve tiftiklenmiyor. Ben bir de tiftiklenen bir şeyi hiç sevmem. Hani kazaklar tiftikleniyor ya böyle. Pamukçuk pamukçuk oluyor. Sevmiyorum ya nedense. Hiç giyesim gelmiyor yani öyle. Şimdi diyecekler ki hep kendininkini ütüledin. Hani eşininki yok. Sırayla bir senin bir onun. Aman nereden bilecekler gösteriş için ütülediğini. Çaktırma. Ütüledi de kocasınınkini de. Ha, öyle hepsini yerleştirdi de. Tamam öyle mı? Mi diyeyim? Ha, çaktırma da. He. Benim öyle dediğimi deme sakın. Yok demem senin dediğini. Deme. Ver ben katlayayım. Hadi katla. Sabahtan beri ütü yapıyor de. Öyle dedim. Dedim dedim. Yalan değil ki. Ha dedim. Ütü yapıyorum sabahtan beri. Belim kanadım. E önce kocanınkini ütüledin. Herhalde kopacak. Yalan değil yani. Ütüde insan beli ağrıyor biliyor musun? Bir de böyle zor oluyor işte. Şimdi ben bunu buradan geçirseydim böyle her yerini foşur 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 ütüleseydim. E yerim dar. Ya. Bu da çok güzel. Evet. Onu da çok seviyorsun biliyorum. Aynen. Bütün aldığım kıyafetlerimi seviyorum yani. Senede bir kere de alsam. Olsun buna da şükür. Herhalde. Bunun beyaz şeyleri zarar görebilir. O yüzden bezimi koyuyorum. Ütünün kokusunu çok seviyorum. Ütülenmiş kıyafetleri de çok seviyorum. Tersten de ütüleyebilirdim. Emme. Eskiden tersten ütülerdik biliyor musun? Ondan sonra düzden ütülemeye başladık. Eskiden ben bilmiyorum canım. Eskiden ütü yoktu çünkü. Bu da çok güzel. Böyle. Eskiden bizim de yoktu çocukken ütümüz. Ama babamın pantolonunu yatağın arasına koyardık otururduk üstüne. Yani. Onu hatırlıyorum bak. Bizde televizyon falan hiç yoktu eskiden. Ütü ne arası? Düşün yani. Kimse de yoktu ütü aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla. Yoktu canım. He. İnsanlar zor geçiniyordu. Karnını zor duruyordu. Yani. Ah ne güzel. Ben hatırlıyorum. Ablamlar da söylüyor zaten. Benim eteklerimi çocuğun altına koyup onu yıkayıp ben giyiyormuşum yani. Çocuk ediyormuş. Gerçekten böyleydi. Çünkü bez yok yani koymaya. Şimdi o kadar nankörüz ki. Hazır bezimiz var. Kaç şey kişiye var. Yetecek orada kıyafet var. Bu kadarcık var diyorum yani. Gerçekten kendimi o kadar sorguluyorum, o kadar yargılıyorum ki. Geçmişime bakıyorum. Ama hep şükrediyorum. Hiçbir zaman unutmayacağım geçmişimi. O yılları hiçbir zaman unutmayacağım. Unutmam mümkün de değil zaten. Şimdi
eğer dışarı çıkıp iki tane bir şey alıyorsam gerçekten acaba diyorum şımardım mı falan diyorum kendime. Hep rahmetli annem geliyor aklıma. Zor ya. Gerçekten zor. Diyorum ki yani şimdi bazı olaylar duyuyoruz işte. Ne bileyim işte halı almamış kaynanası. Problem. Ne bileyim yatak örtüsünü yok niye öyle almış da niye böyle almamış? Problem. Diyorum ki ne kadar nankörüz. Yani nereden nereye geldik? Bir doyumsuzluk, bir açgözlülük. Ne bileyim ya. Nankörüz gerçekten şimdi. Her şey var. Bolluk var. Sen bana gelinlik giydir. Sana gelinlik mi giydireyim? Benim hevesim var biliyor Sen musun? beyaz bir şey giyeceksin yakında da. Gelinlik mi, kefen mi? Ay herkes... Hiç gelinlik giymedim ya. Böyle gelinlik giyiyorlar ya. Hala demek ki yaş ilerlesin insanın içindeki Ben seni gitmiyor. anlıyorum. Çünkü aynı ben de öyleydim. Gelinlik giymediğim için ya gelinlik görünce böyle içim gidiyordu Ha, ya insan ağlayasım imreniyor. geliyordu falan. Neyse ben giydim ama toplu nikahta yaptırdım ben nikahıma. İkinci el giydim ama olsun. Ben de Olsun ikinci gelinlik eldim. olsun. Ben de ikinci eldim canım. O kadar giydim ya ne kadar mutluydum. Hala duruyordu aslında var ya sosyal medyada yoktum o zaman. İşte 2-3 sene önce attım ya keşke atmasaydım Nereden var ya. bileceksin? Çok da güzeldi gerçekten. Çok güzel ben Şeye resimde attım gördüm. yani. Çöpe atmadım. O hani geri dönüşüm var ya. Ha, O, zaten hep oraya şey aynen yapıyoruz ya. oraya koydum. Tabii. Böyle işte içim giderdi. Yani seni çok iyi anlıyorum ben. Giydim. Gerçekten gitti o içimdeki boşluk. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyordur herhalde. Aynen. Ama şimdi de sen giysem de olur, giymesem de olur Çünkü o diyorum. hevesi aldı. Aldım. Aynen. Kesinlikle böyle. Anlıyorum canım. Sana şöyle bir enişte bulacağız inşallah. İnşallah, El inşallah. birliğiyle. İnşallah. Ha. Ne? Kritiklerin ne? Yok kritik. Kritik mritik yok Senin bizde. durum kritik ama. Bunun öksürüğü bu arada arkadaşlar. Ben bunu tanıdım tanıyalı var. Şey yapıyorsunuz hani çok öksürüyor falan diye. Ama ben bunu götüreceğim böyle doğru düzgün bir doktora. Yani doğru düzgün derken tabii ki gitti. Ama bir şey olmadığını söylemiş. Yani şeyi bırakacaksın demiş. Yani onu içtiğin sürece olur demiş. Aynen. Ondan sonra da resmen komaya giriyor öksürürken ya. Hep oldu bitti böyle ama. Bunu asalım ama ya. Ya onu askıya koyalım boncuklar ezilmesin. Bu cezalı. Bunu askısı. Öyle yapalım değil Ha, mi? aynen. Dur bakayım. Yanmaz inşallah. Yok yok. Ah yandı. Buhar. Aynen. Senin askın çoktur. Aynen. Ay, benim askım var. Beni de asarsın sen Aynen. şimdi. Bu kalsın böyle. Ay, kalsın. Ay. Ver oradan at bir askı. Kes bir yarım döner. Al. Al bebeğim. Ya işte böyle. Bu dallı pullu. Ben şöyle takayım sen düzeltirsin nereye Şu koyuyorsan. mavi tişörtümü verir misin bebeğim? Sana zahmet. Çok özür dileyerekten seni yoruyorum. Hangi katlı olan mı? Şu mavi. Ha, anladım anladım. Kapaktaydı bu. Evet. Kapak nasıldı? Şimdi geçenki şey videomda bu kapıda asılıydı. Yok geceliğimi gösteriyormuşum da yok ediyormuşum da. Ya bunun geceliğe benzer hali mi var kardeşim? Bu kadar kısa gecelik mi olur? Kapım çalıyor. Bir saniye. Geliyorum, özür diliyorum. Tamam. Kim geldi? Musti. Ha. Musti.
Ne ara çıktı dışarıya? Yoruldun değil mi? Ne sabahtan beri yapıyorsun yavrum, yorulursun tabi. Sabahtan beri denedim de ama... Yani sabah olmasın, öğlenden beri. Geç kalktığımızı biliyorum. Arada mola verdik. Olacak, o kadar da olsun ondan yani. Sonra çayımızı içtik, yemeğimizi yedik falan. Ama devam full. Şöyle bir başladı mı bir gün ünlüye gidiyor. Gerçekten belim koptu yani. 3 tane erkek var evde. Var mı? Aynen öyle. Şeyi gösteriyordun sen herhalde. Neyi? Onu mu gösteriyordun? Ya yok, gecelikmiş, yok öyleymiş, yok o öyleymiş. Yazlık polis. Ne kadar kapıya takmıştın. Neyse ya, gerçekten benim umurumda değil yani, ne yapayım. Güzel yorumlarınıza bakıyorum ben. Yazan yazsın, her şeyi yazacaklar. Ay, canları sağ olsun. Onları da seviyorum, öpüyorum. Başka bir şey demiyorum. Ay. Bunlar bitti ama bura doluydu yani. Erkeklerinki, şeylerinki. Tabii ben trikolarımı falan ütülemedim. Öyle omuzluk, onları katlamıştık. Omuzluk, yataklık, hepsini yataklık, gönderdik. Ayaklık, bacaklık, kolluk, omuzluk, boyunluk. Ben kaçayım arkadaşım. Tamam, kaçayım. Senin de işin bitti zaten. Kaçabilirsin. Bütün bitti herhalde. Aynen. İki tanecik kaldı. Bir şey kalmamış. Ama gerçekten ben de bittim yani. Ne biter? Ütü çok yoruyor ya. Aynen. Ütü çok yoruyor gerçekten. Bu da kaç senelik mesela? Onu ama şimdi orada zor yapacaksın ama yine yaparsın. Severek, alışmışsın. Severek aldığım için severek de giyiyorum. Çok da yakışıyor. Yakışıyor sana. Önemli olan temiz olması ya. Devamlı giymişliğim değil. Ben karşıyım öyle bakışlara. Ben bir de şeyi hiç sevmem arkadaşlar. Mesela işte oturduğum yerden bana su getirsene ya. İşte kalk şunu yapsana ya. Emir vermeyi ben hiç sevmem gerçekten. Verirsem de böyle hakikaten o an mecbur kalmışımdır ondan. Çok dikkat ederim öyle şeyleri. Mesela su içeceksem kalkar kendim alırım. Gideceksem kendim giderim. Geleceksem kendim gelirim. Bazıları mesela çocukları çok yoruyor. Böyle kalk şunu ver, kalk bunu ver, kalk onu yap, kalk şunu yap. İşimizi kendimiz yapıyoruz biz. Ondan sonra böyle yani. Değerli arkadaşlarım. Bari ütümü bitireyim de. Yok, bitir öyle kalkacağım zaten. Acele mi? Yok yok. Zaten uzun çek, uzun çek diyorlar. Uzun uzun olsun. Bunu da askıya tak. Aynen. Hadi al. Ne güzel, mis gibi oldu işte. Oldu mis gibi. Çok mis gibi olmuş. Çünkü neyse, azıcık şurada kalmış. Tamam. Bir şey değil. Aynen. Şunu şöyle koyayım askıya. Evet evet. Aynen öyle. Bunu da çok seviyorum. Bu da giyince çok şık duruyor. Ama çok buruşuyor ya bu da. Triko mu? Değil, peyni. Kopar tabii. Bel gitti. Bel gitti be. Aynı noktada dik diyorsun ya. Evet, sabit durarak çalışmayı, iş yapmayı hiç sevmiyorum ben. Ama akşama kadar koşabilirim. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Gerçekten böyle. Bak, kaymak gibi oldu. Şu boğazını da ütüleyelim. Şuraya. Ütülesin bu değil mi? Evet. Bu zaten şey duruyor. Şöyle dökümlü duruyor. Al bakalım. Ama şey bozuldu. Ne? Bozulsun. Şimdi tamam, çok şükür. Havluları ütülemiyorum kesinlikle.
Çünkü ütü sertleştirir arkadaşlar havluyu. Evet, aynen aynen. Şöyle prizlerimi hep silerim muhakkak. Süpürgemi süpürünce, evimi süpürünce kesinlikle o ağız kısmını temizlerim, öyle bırakırım. Evet. Süpürgemin etrafını da silerim, öyle bırakırım. Hiç öyle tozlu mozlu bırakmam. Şimdi buralarda çok toz oluyor yaparken. Bunları da böyle silerim. Güzelce yerine teslim ederim işte böyle. Tamam. Okey. Buraya koyayım, sen arama ütü bezini. Tamam bebeğim. Tribotama dokunma. Tabii çekmek için tribot alayım dedim Sevim'e. Gitmiş. Diyor, sen diyor bot alacaktın. Ben de Allah Allah, ne botu dedim. Şey alacaktın ya diyor, bot diyor, telefon için diyor. Ya, tribot mu dedim. He dedi. Böyle. Uydurdum ama yine de uydu. Evet, benzettin. Evet. Güzel benzettin. Öpüyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Kapat sen.